Merhabalar. Ben Profesör Doktor Nevin Yalman, Yeditepe Üniversite Hastanesi Kemik İliği Nakil Merkezi'nin sorumlusuyum. Evet, biz neler yapıyoruz? Hangi alanda çalışıyoruz? O konuda size bilgi vermek istiyorum. Biz çeşitli hastalıklarda kemik iliği nakli yapıyoruz. Başta burada akut lenfoblastik lösemiler gelmekte ki bunlardan özellikle normal tedavi ve kemoterapi ile başarılı olunmayan veya nüks yapmış olan riskli hastalara nakil yapıyoruz. Yine akut miyeloblastik lösemilerde bunlarda relaps, nüks riski çok yüksek olduğu onlarda yapmak gerekiyor ki özellikle her tür löseminin özellikle genetik bozukluğu varsa bu da bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Evet, başka immün yetmezliklerde yapıyoruz. Hani bağışıklık bozukluğu olan hastalarda yine kemik iliği yetmezliği olan mesela Fanconi anemi, aplastik anemisi gibi kemik iliği boş olanlarda biz nakil yapıyoruz. Ayrıca yine bazı tedaviye yanıt vermeyen veyahut yüksek riskli tümörlerde örneğin nöroblastomda nakil yapmamız mümkün. Hodgkin lenfoma veyahut diğer lenfomalarda yine sayılabilir bu hastalık grubu içinde. Peki ne yapıyoruz biz? Önce kök hücre nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Kök hücre kendini yenileyebilen değişik farklı hücrelere değişim gösterebilen ve de ayrıca çoğalabilen hücrelerdir. Bunlar müthiş hücreler. Ve bu hücreler nerede bulunuyor? Bunlar kemik iliğinde bulunuyor ve daha sonradan da son yıllarda da anlaşıldı ki bu kök hücreler damar dışına, damara da çıkabiliyor. Kökülü kemik iliğinden dışına çıkabiliyor ve ne yapıyor? Dokulara doğru gidebiliyor. Dokuların yenilenmesinde de önemli bir fonksiyon görüyor. Evet, bizim uğraştığımız hücreler işte bu kök hücreler. Biz bu kök hücreleri alarak ne yapıyoruz? Hastaya veriyoruz. Ama tabii ki bundan önce hastayı hazırlamamız lazım. Peki nasıl hazırlıyoruz? Onun vücudundaki kötü hücreleri yok etmeye çalışıyoruz. Ve onun için kemoterapatik bir takım ajanlar uyguluyoruz. Ve bu şekilde kemik iliğini boşaltıyoruz. Boşalttıktan sonra da vericiden, genellikle ki vericiden aldığımız hücreleri, kök hücreleri ne yapıyoruz? Hastaya damar yoluyla veriyoruz. Ve bu tıpkı tohum ekmeye benzer. Yani tohumu veriyoruz hastaya ve onlar gidiyor, dolaşıyor vücutta ve kemik iliğini buluyor. Kemik iliğini bulduktan sonra orada artık oturuyor ve filiz vermeye başlıyor. Olgunlaştıktan sonra buradan bir takım hücrelerin yapımı gelişiyor. Ve ne oluyor? Kanımızda eksik olan hücreler tekrar çoğalarak eski haline, istediğim sayıya ulaşabiliyorlar. Tabii ki bu işlemler yapmak için doku grubu uygun vericilere ihtiyacımız var. Biz hasta kimselere sağlıklı donör veyahut vericiden kemik iliği hücreleri alıp vermemiz gerekiyor. Peki, herkes donör olabilir mi? Uyar mı acaba hastalarımıza? En ideal verici kardeş vericidir. Ama tabii ki uygun kardeş bulma şansımız maalesef %25 kadar. Peki, akraba içinde verici bulma şansımız ne kadar? Ki özellikle akrabalık varsa aile içinde daha biraz fazla olmuş oluyor ve %6'ya kadar bulabiliyoruz verici. Ama eğer aile içinde de verici bulamazsak o zaman ne yapıyoruz? Akraba dışı verici bulmak zorundayız ki biz bu arayışımızı Türk kök dediğimiz Türkiye'nin bütün vericilerin topladığı merkez üzerinden bu işlemi yapıyoruz. Normal olarak 30 binde bir kişinin kemik iliğinin tutması
olabiliyor. Yani doku grubu uyumu 30 bin kişide bir elde edebiliyoruz. Ama ırksal bir takım farklılıklar varsa o zaman ancak 150 bin kişiden birinde doku grubu tutabiliyor ve biz bunlardan nakil yapabiliyoruz. Evet, demek ki kemik iliği nakli kaba olarak bu şekilde. Peki biz kemik iliğini nereden alıyoruz? Bu hiç zararlı bir işlem değil. Sağlıklı vericiden alıyoruz. Birinci olarak ya hastayı ameliyathane şartlarında narkoz altında uyuttuktan sonra kalça kemiğinin oraya incecik iğneler batırıyoruz ve oradan kan alır gibi kemik iliği hücrelerini alabiliyoruz. Başka ne yapabiliriz? Daha önce bahsettiğim gibi kök hücreler damara da çıkabiliyor, kemik iliğinden dışarı çıkabiliyor ve ne yapabiliriz? Biz bazı ilaçlar, aşılar vererek bu kök hücrelerini damara çıkartıyoruz ve hiç ameliyathane şartlarına gereksinim olmadan damardan aferez yoluyla bu kök hücreleri toplayabiliyoruz. Bu hücreleri daha sonra zaten hastalara damar yoluyla veriyoruz. Hastalar daha önce klinimize yattığında onlara kateter takıyoruz ki daha rahatlık olsun. Kan alırken, verirken, ilaç verirken hani acı çekmesinler diye kateter uyguluyoruz ve kateter yoluyla onlara veriyoruz. Evet, kemik iliğini verdikten sonra biliyoruz ki aşağı yukarı 2 hafta kadar kemik iliği aplazide kalıyor. Yani bu ne demek oluyor? Boşalmış oluyor. Boşaltmış oluyoruz biz orayı ve bu kemik iliği hücreleri oraya yerleşiyor ve 2 hafta sonra bunlar çoğalmaya başlıyor. Ve bu haftadan sonra, 2 haftadan sonra bir bakıyoruz ilk olarak lökosit dediğimiz yani ak yuvarlarımız artmaya başlıyor. Ak yuvarlar arttıktan sonra yavaş yavaş pıhtılaşmadan sorumlu olan trombosit dediğimiz hücreler artık oturuyor ve artık belli seviyeye geliyor ve de al yuvar hücrelerinde yani eritrosit süspansiyonunda artık takmaya gereksinim kalmıyoruz biz hastalığa. Al yuvarlarımızın da ana hücreleri onlar da faaliyet gösteriyor ve onlar da artıyor. Demek ki önce sıfırladığımız kanımız değerleri tamamen yine eski normal kan değerlerine kavuşmuş oluyor. Tabii ki zorlu bir süreç. Çok steril bir ortamda kalması gerekiyor hastalarımız. Onun için HEPA filtreli odalarımız var. Hastalar bu şekilde çok steril ortamlarda her gün banyo yaparak temiz hale getirip ağız bakımları yapılarak yiyecekleri tamamen kaynatılarak, steril olarak beslenerek bu şekilde steril bir ortamda yaşamaları ve enfeksiyon kapmamaları çalışılıyor. Tabii ki nakil kolay bir olay değil. Bir takım yan etkiler olabiliyor. Hani graft versus host hastalığı gibi veyahut ne olabiliyor? Engraftman sendromu olabiliyor. Veyahut ne olabiliyor? Bazı durumlarda bir takım viral enfeksiyonların da etkisiyle kemik iliği hücreleri o kemik iliğine yerleşmeyebiliyor. Ama bunlar çok ender gördüğümüz tablolar. Onun haricinde genellikle çok başarılıyız ve bu şekilde ne yapıyoruz? Lösemilerde nüks olmasını yani tekrarlaması hastalığını önlemiş oluyoruz. Ve de hastaların normal bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlayabiliyoruz bu şekilde. Tabii ki en iyi, en rahat geçen nakil şekli kardeşten verdiğimiz nakil sonrası hastalardır. Bunlar daha kolay atlatıyorlar. Akraba dışı hani Türk kökten eğer bulabilirsek uygun doku grubu uygun hücreler bunlarla nakil yaptığımızda bunların da başarısı aşağı yukarı kardeş nakillere artık benzeyebiliyor. Bir de tabii ki haploidentik anne hiç kimseyi bulamazsak
doku grubu vericisi olarak o zaman ya anneden ya babadan kemik iliği alabiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki hem anneden hem de babadan %50 oranda dokularımız çocuklara geçiyor ve %50 uyumlu olarak nakil yapabiliyoruz biz hastalara. Tabii ki onlarda süreç biraz daha zorlu geçebiliyor ama sonuçta önemli olan tecrübeli doktorlar, hemşireler ve personel altında yaptığımız bu işlemlerin başarılı olmasıdır ve bizim gerçekten başarı şansımız çok yüksek oluyor. Ve diğer genetik hastalıklarda biraz evvel saymıştım. Hani kemik iliği yetersizliği olan durumlar ya da bağışıklık bozukluğu olan hastalar, bunlar tamamen sağlığına kavuşabiliyor. Ben 1991 yılından itibaren kemik iliği nakli yapmaya başladım ki Türkiye'deki eğitimden sonra gerek özellikle Almanya'da, İsviçre'de ve Amerika'da da eğitim aldıktan sonra bu süreci başlattım ve çok başarılı sonuçlarımız da hep oldu. Mesela 1991 yılında nakil yaptığım Fanconi'li hastam halen yaşıyor ve başarılı bir şekilde hayatını idame ediyor. Başka hasta, mesela bağışıklık bozukluğu olan bir hastam, 20 sene evvel nakil yaptığım hastam şu anda halen yaşıyor, Antep'te yaşıyor. Üniversiteyi de bitirdi, iş hayatına başlama sürecine girdi. Evet, demek ki tedavi başarılı bir sonuç verirse gerçekten yaşam şansı verebiliyor hastalarımıza.